Tatilimizin 3. vlogundan herkese selamlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz canlar. Şimdi bu vlogumuzda İzmir ve Denizli'de olacağız. Denizli'de çok fazla bir yere gitmeyeceğiz zaten. Sadece Pamukkale travertenlerini düşünüyoruz. Ama İzmir'de birkaç yer gezeceğiz. İlk durağımız Efes Antik Kenti oldu. Şimdi oraya geldik. Buradan yaklaşık 600 metre yürüme mesafesi varmış. Yine yürüyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi yürümeye devam. Buyurun, buradan da yardım edeyim lütfen. Güzel esiyor değil mi? Gördüm. Rüzgar ne sıcak? Çok iyi, hava çok güzel. Kaç gündür gezdiğimiz, yani hava açısından en iyi yer bence. Hava açısından da görüntü açısından da en güzel yer. Şu an için buraya. Tarihçesini anlatıyor. Burada zindan gözüyor. Non solo è importante per il mondo cristiano, anche per il mondo musulmano. Ne burama? Ya odaları, yazdım ya. İçeride eski tahta masalar gibi şeyler. Evet. Oturak bakayım gibi. Görünüyor mu buradan? Bunlar hiç kırılmış sanırım. Bak onun kapısı, heykelin kapısı. Aynen. Heykelin kapısı yok. 29 and I found myself wondering what did happen to the last 10. Ran away with my life fast forward, never turned back again. Meryem Kilisesi. Yedi uyuyanlara geldik. Ne tırmandık be aşkım. Allah'ım. Efes'i tırmandık. Her tatilin başından beri tırmanıyoruz. Hem biz hem araba. Hem yaya olarak Kelebekler Vadisi'ne de mesela arabayla çok kötüydü. Orada yokmuş. Böyle poşet, ip, ne vurdularsa bağlamışlar. Oo, her tarafta. Benim dediğim gibi değil mi? Ya bak, Müslümanlar tarafından Kur'an'da Kehf suresinde zikredilen Ashab-ı Kehf mağarasının günümüzde daha çok Tarsus'ta ya da Afşin'de bulunan mağara olduğu kabul edilirken Hristiyan dünyası Efes'teki bu yeri benimsemiştir. Onun için işte Tarsus'ta da Ashab-ı Kehf var. Evet. Burada da yedi uyuyanlar var. İkisi de aynı şey diyorum. Nasıl oluyor? Demek ki Hristiyanlar burayı, Müslümanlar da Tarsus ve Afşin'deki olabilir diye iki yer şey yapmışlar. Neyse buraya da bakalım. Artık üçünden biri ise üçünde inşallah görürüz. İnşallah. Tehlikeli ve yasaktır. Ha, yukarıdan bahsediyor galiba aşkım. Aşağıdan bahsetmiyor.
Açılmıyor mu? Demek ki şey, düşebilecek bir şeyler var. Buraymış demek ki aşkım. Ya burası mağaraya benziyor mu sence? Hayır. Bence bura değil. Burada yapanlar da başka bura mağara gibi. Şurası neymiş? Ya burası hiç mağara benziyor. Mağara böyle olmaz ya. Yani. Hani beni yürütmeyecektin aşkım, yine yürüyorum. He? Hani arabayı öyle bir yere park edeceğim ki aşkım seni yürütmeyeceğim dedim. Bak ben ne yapıyorum şu an? Çok konuşuyorum. Şimdiki durağımız Şirince canlar. Şirince'ye geldik. Burayı gezeceğiz ama çok yoruldum. Benim yani ayaklar pert. Buradan sonra da büyük bir ihtimalle İzmir merkeze gideriz diye düşünüyoruz Allah izin verirse. Buradan doğal üzüm suyu alacağız. Kısmet olursa hem bize. Normalde burası şey şarap. Evet. Burada hep şarap yapılıyor. Evet. Şarap mahzenleri var. Evet. Ve Şirince şarabı zaten Türkiye'de bilmiyor. Allah affetsin. Ama burada üzüm bahçeleri olduğundan dolayı doğal üzüm suları falan da satılıyor. Yani şarap değil. O zaman üzüm şey yaparız. Suyu. Hem bize hem de annelere alırız kısmet evet. Olursa. Giderken de götürürüz. İnşallah hediyelik doğal evet. Üzüm sularından alırız annelere götürürüz. Evet. Bunlar ekşisi. Karadüt özü. Yaban mersini. Geçen Köyceğiz'den bal aldığımızda demişti değil mi? Karadut özü. Limon kekiği. Bu neymiş? Bilye kekiği. Karadut da mı? Evet. Ya bal badem halim ben. Sen bal badem. Bal badem tamam. Halim çok güzeldi. Çok şey nasıl çikolata seçkerim. Ha külah mı? Aa külah. Çok tatlı. Farklı bir külah alabilirim ben. Seçebilirim. Ben bunlardan alayım ya. Tamam ablam. Ne alayım? Bunu alayım aşkım. Tamam. Verebilir misin abla? Tamam. Çok olmasın. Tamam abla. Daha bugün olsana bal badem olsa yerim. Datça'daki dondurmayı çok beğendim demiştim. Burada yine buldum arkadaşlar bal bademi. Çok güzel. Böyle bir tat yok. Ne küllahları da çok tatlı değil mi? Aynen. Tam benlik. Aynen. Bence bu ablaya sor. Üzüm suyunu bilir. Üzüm suyu var mı? Yok maalesef. Karadut suyu var. Ne kadar fiyatı? 70. İzmir Bornova'dayız canlar. Şirince'yi gezdik, bitirdik. Şimdi İzmir'e geldik. Bugün kısmet olursa burada kalacağız. Yarın da buranın merkezini gezeceğiz. Ama öncesinde o kadar çok acıktık ki internetten araştırdık ve Asım Kokoreç'e geldik. Asım Usta Kokoreç. İnternette çok övülüyordu. Gerçekten ilk sırada burası vardı. O yüzden biz de navigasyondan açtık, buraya geldik. Bakalım şöyle güzel bir kokoreç yemek istiyoruz. Bu arada size demiştim ki Şirince'den annelere ve bize üzüm suyu alacağız diye ama sorduk. Yani Şirince'yi tamamen gezip sorduk. Kalmamış çünkü bu yıl üzümlerde sıkıntı varmış. O yüzden üzüm suyu yokmuş. Çok iyi ya. Suyu görüyor musun? Bayağı da güzel çıkartıyorsun ha. Öyleyim de ben. Teşekkürler. Benim ah dedim ağladım. Yarenim ağladım.
Herkese günaydın. Biz uyandık. Hatta dün akşam pansiyonda kalmaya karar verdik canlar. Çünkü Allah kısmet ederse büyük bir ihtimalle bugün son gecemiz. Uzun bir yol olacağı için de olsan şöyle rahat bir uyku çeksin istedik. Hani çadır kur, katla falan onlarla uğraşmayalım istedik. O sebeple pansiyonda kaldık. Şimdi de kahvaltı yapacağız. Kumru aldık. Büfede yemek istemedik. Gelelim bu konak sahilinde burada yiyelim istedik sahil kenarında. Kumruyu aldık. Şimdi güzel bir kahvaltımızı yapacağız. Sonra gezmeye devam edeceğiz. Aa, balığı gördün mü? Abi kocaman balıktı. Biz kahvaltımızı yaptık canlar. Şimdi İzmir Saat Kulesi'ne geldik. Bir de burada Kemeraltı Çarşısı varmış. Orayı gezeceğiz. Biraz buralarda takılacağız. Kumru güzeldi. Yani ben lezzet olarak beğendim. Ama bence pahalıydı ya. Yani küçük ekmeğe o kadar paraya gerek yoktu diye düşünüyorum. Zaten benim kocam onun bir tanesiyle doymaz. 4 tane falan yemesi lazım ondan ama bir tane yedi. Yapacak bir şey yok. Bu arada bir tanesi 110 TL'ydi arkadaşlar. Küçük, çok küçük bir de yani. Hani büyük tam doyurucu olsa neyse. Ama lezzet güzeldi. Burada Konak Camii. Hı hı. Konak Camii burası. Şöyle arkada Saat Kulesi. Yarabbim ben de bir gün yapma. Bizden olsun bu da. Teşekkürler. İzmir hatırası. Adın ne? Tamam. Kübra. Tamam. Oğuzhan. Allah mutlu etsin. Sen bize 3 tane ver dayı. Evet. 3 tane. Evet. Ne adet 50. 50. 3 el vereceğim. Ne adet para vereceğim? 30 yapar değil mi 3 tane? Evet. 20 vereceğim. Hala 20. Bakayım mı 20? Tamam, 20. Tamam. Var babam var. Ben 2 o atayım. Yok yok, 3 tane yeter. 3 tane. 2 o atsın, 1 ben atayım. Sağ olsun, sağ olsun, sağ olsun. Ama şöyle görsünler, at şöyle. Havadan at. Biraz havadan at, sen görmüyor musun kuşlar? Geliyor aç olanlar. Evet, güzel biraz topladım. At bakın biraz daha. Geldi çünkü bayağı at. Kalmadı ki. Sağ ol abla. Yani papatya kaldı. Onu aç atlatmaya gelmişim. Ben mi? Evet öyle değil. Bunu böyle atacaksın. Teşekkür ederim. At hadi git at. At. Kanat onlar gelir. Afiyet olsun. Karadut mu bu? Evet abla. Yalnız bu
oradaki esnaflardan istemesen de bir şeyler alıyorsun. Nasıl? Aldırıyorlar yani. Nasıl? Oh, sıcakta iyi gidiyor. Gözlüğümü almamış. Fark ettim. Şimdi karşı yakaya geldik canlar. Geleli bayağı oldu hatta ama Oğuzhan'ın böyle bir midye yeme serüveni oldu. Senin zararın mı? Biraz midye yedi. Şimdi gezintiye çıktık. Denizli Pamukkale travertenlerine geldik canlar. Yetişelim diye biraz hızlı geldik ama bugün akşam burada zaten konser varmış. O yüzden full dedi, açık sabaha kadar, burası kapanmıyor. İki kilometre mesafemiz var canlar, olabilir. Arabayı geriye park ettik. Şimdi yürüyecek miyiz yoksa karşıda servisler var. Servise mi gideceğiz ama bilmiyoruz. Umarım servis edilecektir. Umarım yetişeceğiz. Gidiyormuş da. İyi, süper. Otobüse bindik. Gün batımına da yetiştik. Evet. Burada bekle. Kızkumu plajında da fazla su vardı. Fazla su vardı. Kumu görememiştik. Buraya da geldik koştur koştur. Su yok. Su olmama sebebini de sordum canlar. Dönüşümlü olarak veriyorlarmış. Bir veriyorlarmış, bir bekletiyorlarmış. Biz de o olmayan döneme denk geldik. Kısmet. Yani şuralarda sular olsaydı daha güzel görüntüler olurdu. Ama böyle susuz görmüş olduk. Belki bugün konser var. Burası çok kalabalık. Onun da etkisi olabilir. Pardon, videonu verdim. Tamam, önemli değil. Söyleyeceklerim. Evet, tamam, hadi geliyorum. Denizli'nin meşhur horozu. Bu arada canlar, ben üniversiteyi burada okudum. Ve her memlekete gittiğimde birine böyle horoz biberosu götürürdüm yani. Hatta anneannemin elinde var o kocaman bir biberosu götürdüm. Her memlekete döndüğümde ya böyle horoz biberosu ya horoz baskılı havlu. Yalaka götürürdüm. Aşkım gelsene horoz da çekeyim. Yok. Bir anın olsun diye. Evet, gitti ya. Of of, şu görüntüye bakın arkadaşlar. Biz son durak olarak yemek yemeye geldik ve yine bildiğiniz gibi görüyorsunuz. Elle yemeye geldik. Tuzuna bakın da öyle. Tamam, tuzuna bak. Hiç pikeyi de akıl edememişim. Sen söyleyince aklıma geldi. Aşkım yemek nasıldı? Yemek? Hangi yemek? Güzeldi. Çok güzeldi değil mi? Ben gerçekten bayıldım yani, lezzetliydi. Evet, tadına, lezzetine ben de bayıldım. Aynen. Gayet de güzeldi. Ama müziklerine... Ama o sana bir şey çok üzdü ki, beni de gerçekten üzdü. İki kolaya 100 TL ödedik arkadaşlar. Kelle 250 TL'ydi.
Ve gerçekten tadı çok lezzetliydi. Yanına da dedik ki hani kola içelim. Ben hep içiyorum da olsam da bir değişiklik olsun. İki şişe kolaya 100 lira. Pişman olduk ya. 100 lira ne demek? 100 lira verdik kolaya. Ama neyse olsun. Yani bunu göreceğimiz varmış dedik. Yapacak bir şey yok. Bu arada bir de orada şu dikkatimi çekti. İşte her şeyi getirdiler. Oradaki beyefendi dedi ki var mı başka bir isteğiniz falan dedi. Ben dedim ki çatalı unuttunuz galiba. Çatal alabilir miyiz falan dedim. Yok hanımefendi dedi. Burada her şey elle yenir dedi. Çatalımız yok dedi. Ben şöyle bir masadaki domatese baktım. Adama baktım. Evet dedi, domates bile elle yenir dedi. Bizim buranın adeti, bizim yerimizin adeti böyledir dedi. O çok tuhafıma gitti. Gerçekten biz kelleyi de, işte soğanı da, domatesi de her şeyi elle yedik. Neyse canlar, böyle söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada artık biz tatilin sonuna geldik. Kısmet olursa Adana'ya doğru yola çıkıyoruz. Büyük bir ihtimalle Allah izin verirse sabaha karşı Adana'da oluruz diye düşünüyoruz. Şimdilik benden bu kadar. İnşallah Adana'da görüşmek üzere. Annelere ve bize lokum aldık canlar. Herkese selamlar. Böyle kameramı bir düzelteyim. En son sizi yoldayken açmıştım. Eve gidiyoruz demiştim. Çok şükür biz evimize geldik canlar. Sağ salim. Hatta şöyle sabah saat 10-10.30 civarında geldik. Gelir gelmez direkt uyuduk. Çok yorgunduk çünkü. Hatta ben yani tüm gece boyunca uyudum. Uyanamadım. Niye öyle oldu bilmiyorum ama hani o kadar uyumama rağmen eve gelir gelmez yine de uyudum. Şöyle bir 4 saat falan uyuduk sanırım. Sonrasında şöyle size bir kapanış çekeyim istedim. Hani genel olarak tatilimiz nasıl geçti, neler yaptık, işte neyden memnun kaldık, neyden kalmadık gibisinden bir sonuç çekmek istedim. Açıkçası tatilimizden çok büyük keyif aldık gerçekten. Hani biz ilk başta giderken işte çadırda yapabilecek miyiz? Pansiyon fiyatları çok pahalı, işte geceliğini öyle verirsek kaç gün kalabiliriz gibisinden kafamızda soru işaretleri vardı. Dedi ki gidelim, yani sıkıntı yaşayacaksak da beraber yaşayacağız zaten, yapacak bir şey yok diye. Kamp beklediğimden de rahat çıktı, çok rahat. Yani kampa dair gerçekten tam eşyalarınız varsa, tam imkanınız varsa kamp çok zevkli, çok keyifli. Hiçbir sıkıntısı yok. Zaten her yerde, gittiğiniz her yerde kamp alanları bulabilirsiniz rahatlıkla, ücretli olarak da. Hani belediyenin ücretsiz kamp yerleri de var tabii ki de. Ama onun içerisinde işte suyuydu, elektriğiydi, tuvaletiydi, bunlar olmadığı için hani kalabiliyorsanız, yapabiliyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Ama biz genellikle otel tarzında olsun istedik. Duşumuzu da alalım, işte lavabo sıkıntımız da olmasın. İnternetimiz de rahat olsun istediğimiz için böyle işte ücretli kamp alanlarına gittik. Bu arada bu tatil vlogumuz son vlog olacak. Birinde ve ikisinde soranlar olmuş. İşte serinlik nasıldı, sinek olayı nasıldı diye. Sinek ilk günü yaşadım diyebilirim size ama böyle çok değildi. Ondan sonraki günlerde hiç sinek problemi yaşamadık. Hatta valizimi hazırlarken valizime sinek kovucu koymuştuk. Onu kullanmadık bile. Çünkü diğer günlerde hiç sineğe dair bir şey yoktu. Serinlik açısından güzeldi. Sadece işte hani kamp hayatı olduğu için sabahları biraz daha erken uyandırıyor sizi. Yani mesela 9'a kadar. Maksimum 9-9.30'a kadar uyuyabiliyorsunuz. Onun haricinde uyanıyorsunuz. Ama zaten biz pansiyonda da kalsak erken uyanıp yola devam edeceğimiz için bir sıkıntı olmadı. Mesela müze kartı bizim için çok büyük avantaj oldu. Biliyorsunuzdur biz Mersin Cennet Cehennem Mağarası'nda müze kartı çıkarmıştık ve bir yıl geçerliydi. Birçok yerde müze kartıyla girdik diyebilirim size. O çok büyük avantajdı. Söyleyeceklerim bu kadar canlar. Benimle 3 tatil vlogunda beraberdiniz. Umarım çok keyif almışsınızdır. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Çünkü biz çekerken gerçekten çok keyif aldık ve emek vererek çektik. Kısmet olursa bir sonraki durağımız Allah nasip ederse, yani böyle 5-6 günlük tatilimiz İstanbul'u düşünüyoruz. İstanbul'a daha önce ben hiç gitmedim. Olsam bir kere gitmiş ama ben daha henüz hiç gitmedim. Kısmet olmadı. Kısmet olursa bir sonraki durağımızı İstanbul olarak düşünüyoruz. Orada zaten arkadaşlarımız var. Gamze ve Berat.
Hatta bize gelecekler, söylemiştim size. Onlara gitmeyi düşünüyoruz. Oğuzhan'ın akrabaları var, onları ziyaret etmeyi düşünüyoruz. İstanbul'u gezmeyi düşünüyoruz. Bakalım artık Allah ne zaman nasip ederse yine inşallah sizlerle beraber gideriz diye düşünüyorum. Neyse canlar, bu tatil videomu artık burada kapatıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yani umarım çok keyif aldığınız bir video olmuştur. Sevdiyseniz, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.